Evet. Herkese selamun aleyküm. Yozgat asıllı Kayserili TV ekranlarına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra yaklaşık 7 yıl, 7 yıl mı? 7 yıl nereden çıktı ya? Kafam 7 yıl olmuş. Evet, 7 yıllık kafam. Neyse. Unutamadığım 7 ay sonra unutamadığım olaylar ve komik hatıralarım serisinin 7. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi bu seride bildiğiniz gibi komik hatıralarımı, anlarımı ya da sıra dışı olayları anlatmaya çalışıyorum. Yaşadığım tabi. Şu şeyi bir kapatayım. Kapıyı. Ondan sonra anlatacağım. Evet. Şimdi bildiğiniz gibi işe girdim şeyde Sinferin fabrikasında şeyde Kayseri'de serbest bölgede yani yurt dışına yapan şeylerin olduğu fabrikaların olduğu serbest bölgede Sinferin fabrikasında işe girdim. Peki Sinferin fabrikasında ilk işe gittiğim gün malumunuz öğlenleyin yemek molası oluyor. İşte ben yemekhane nerede bilmiyordum. Bir tane orada bana amca gösterdi şey amca. Neydi adamın adı? Adamın adını unuttum iyi. Osman Emmi gösterdi bana. Konuşamayan amca yani. Konuşma engelli yani. İşte git yemeğe yedim. En sonunda şey oldu. Yemeği bitirdim işte. Bütün yemekleri bitirdim. Ekmek de yedim üstüne bir de iki tane falan. Dedim ki salatanın suyu kaldı işte en son. Ekmek de bitti. Yani şu an ekmek de sıyıramam salatanın suyunu. Ben de dedim ki bunu içeyim dedim de. Yani bir anlık hani ilk iş günü ya. Bir anlık iş yerinde olduğumu unuttum orada. Aldım tepeme diktim. Salatanın suyunu inşallah kimse görmemiştir. Yani görenler de unutmuştur diye düşünüyorum en azından. Böyle bir anam oldu orada. Aldım tepeme diktim yani salatanın suyunu. Yani bir anlık unuttum. Gözüm karardı. Salatanın suyunu gördüm sadece. Gerisini hatırlamıyorum. Ondan sonra gitti yani. Oldu bittiye gitti yani resmen. Bir anlık salatanın suyunu tepeme diktim bir anlık. Sonra aklım başıma geldi tabii. Fabrikada olduğum veren aklıma geldi de inşallah kimseye bana bakmıyordur. Neyse. Diğer bir olay da anlatayım. Cuma günü aynı fabrikada yine. Cuma günü normalde fabrikada çıkışı 3.30. Ben de o gün de 3.30'da çıkıyor zannettim. Saat 3.30 oldu. Ben hazırlandım. Çıkıyorum. Orada bir tane başımızda bize kabloları veren abla var. Geldi o önüme durdu. Şey gibi onun adı polis çevirmesi gibi beni çevirdi orada. Şey dedi. Nereye gidiyorsun? Tuvalete mi gidiyorsun Emre dedi. Ben de saat 3.30 dedim. Çıkıyorum abla dedim. O da saat Cuma günleri 4'te çıkıyoruz dedi. Ben orada yıkıldım. Evet. Bugün de yine bir olay daha oldu. Onu da anlatayım hemen. Üst üste olaylar güzel oluyor. Bugün ben kablo takıyordum işte. Önüme orada Fatih abi var bir tane. Getirdi izin kağıdını koydu. Bir baktım sevindim ilk başta. Ben yani izin verdiler diye de. Bir baktım ismi orada Demet ablanın ismi yazıyor. Tabi hayallerim suya düştü. Bu da böyle bir anımdır. Üç tane an anlattım. Şimdi kaç dakika oldu? 5 dakikada 3 an anlattım. 4,5 dakikada yaklaşık olarak. Bir olay da aklıma geliyor mu?
Hatırlayamadım ya. Hakikaten hatırlayamadım şu an bir olay. Biraz düşüneyim. Hatırlarsam anlatırım. Hatırlayamazsam yapacak bir şey yoktur. Düşünüyorum hala, birazcık bekleyin lütfen. 10 dakikaya falan kadar düşüneyim en azından. Geç 10 dakikada çok mu olur ya? Biraz düşüneyim, düşüneyim. Bana anılarımı hatırlatacak bir olay düşüneyim. Evet, çok düşündüm ya. Ama hala bulamadım. Bir olay. Bir olay aklıma gelmiyor gençler. Allah. Niye aklıma bir olay gelmiyor ya? Tövbe estağfurullah. Yo. Bir olay aklıma gelmedi şu anda. Biraz düşünüyorum. Da bulamıyorum. Bulamayacağım herhalde. Bulamadım. Hakikaten bulamadım gençler. Zaten 8 dakika neredeyse olacak. 7,5 dakika oldu. Artık gelecek videoyu hatırlamaya çalışırız. Yapacak bir şey yok. Zaten ardı ardına neredeyse bayağı bir video yükleyeceğim. Bu da onlardan biri olacak. Yani ardı ardına çekip yükleyeceğim hemen. Çektiğim gibi yükleyeceğim. Neyse. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek unutamadığım neydi ya serinin adı? Serinin adını unutuyorum ya. O kadar uzun ki bunu kısaltacağım ben ya. Unutamadığım olaylar ve komik hatıralarım serisinin 8. bölümünde görüşürüz. Bu 7. bölümdü. 8. bölümde artık aklıma gelen bir komik hatıram olursa anlatırım. Bu seri zaten çok uzun tutmayacağım. 12 bölüm çekmeyi düşünüyorum en fazla. Ondan sonra hayat tecrübelerim diye vlog içeriği yapmaya çalışacağım. Yani hayattan 27 yılda ne çıkardım anladım. Onu anlatmaya çalışacağım sizlere bu seride. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek bu serinin 8. bölümünde görüşürüz. Ayrıca bir sonraki videoda da görüşürüz. Bu program nedir serisinin 2. bölümünde galiba. Hadi Allah ne kaç defa diyeceğim ya bu şeyi. Hadi gittim ben gençler hadi. Hadi gittim ben. Şurada bu arada şu köşede şurada mı? Yok şu taraf. Şu tarafta galiba. İyi butonundan diğer kanallarıma da girebilirsiniz. Hadi gittim ben hadi. Gençler yaşlar yer yaştan izleyicidir. Hadi gittim ben.